Zaman kavramı bizim hayatımızda veya paralel evrenlerde veya boyutlarda, çoklu evrenlerde aslında en fazla konuşulan konu olabilir. Çünkü neden? Çünkü dünya üzerinde biz bir sistem oluştururken veya bir sistemi kurarken bir ölçeklere veya ölçmelere sürekli ihtiyaç duyduk. Çalışma hayatını belirlemek, yaşamı belirlemek, işte tatil zamanlarını belirlemek vesaire vesaire. Her biri için bir zamana ihtiyaç duyuldu. Ve biz bu zamanı ilk başta hayvanlara göre yaptık. Daha sonra aya göre yaptık. Daha sonra güneşe göre yaptık. Sürekli değişti bunlar. Ancak zaman kavramı günümüzde artık 21. yüzyılda ise durum birazcık daha değişti. Çünkü zaman sadece saatteki ilerleyen bir yelkovan veya akrebin kovaladığı veya çalışma zamanlarını düzenleyen bir sistem olmaktan çıktı. Artık bildiğiniz üzere ölçek birimi olarak da, yani mesafe birimi olarak da kullanılmaya başlandı. İşte 10 yılı ışık uzaklıkta gibi kullanılmaya dahi başlandı. Bu aslında insanlık için şimdi pek önemi bilinmese de yakın zamanda anlaşılacaktır aslında önemi. Şimdi aynı zamanda zaman kavramına baktığımızda zaman aslında dümdüz bir çizgi halinde ilerlemez. Biz zamanı şöyle düşünüyoruz. İşte geçmiş, şu an, gelecek olmak üzere bir çizgi halinde düşünüyoruz, değil mi? Aslında zamanın akışı biz düzlemsel düşündüğümüz için bu şekilde bir düz çizgi olarak varsayıyoruz. Bakın varsayıyoruz. Aslında öyle ilerlemiyor o zaman. Zaman kavramı geçmiş, şu an, an diyebiliriz, gelecek ve hepsi aslında bütün ve iç içedir. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Hocam geçmiş dündü, gelecek yarın, şu an nasıl olabilir iç içe bunlar? Bir bütün nasıl olabilir? Önceki dersleri hatırlayın. Önceki derslerde bir şeyin üzerine çok durmuştum. İnsanoğlu kendisine bütünsel olarak baktığı zaman bir şeyi başarmaya daha da ileri gidecektir diye. Biz bir şeyi başarmak istiyorsak eğer bütün olarak kendimize bakmamız gerekiyor. Yani ben görünenden daha fazlasıyım kelimesini biz niçin kullanmıştık? İşte tam da bunun için kullanmıştık. O zaman ben görünenden daha fazlasıysam, o zaman zamana da bir bütün olarak bakıp iç içe olduğunu kabul etmemiz gerekmiyor mu? Diyelim ki hayır hocam ben kabul etmiyorum diyebilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Biz geçmiş, gelecek veya geçmiş şu an ve geleceği an tabiriyle tabir ederiz. Yani hepsi andadır aslında. Şöyle bakalım. Geçmişte yaptığınız herhangi bir şey sizin şu anınızı etkiler değil mi? Şu anınız da sizin geleceğinizi etkiler değil mi? Geçmişte eğer bütün geçmişi yatarak, yuvarlanarak veya herhangi bir şey yapmadan geçirdiyseniz o zaman şu anınız nasıl olacak sizce? Şu anınız mükemmel mi olacak? Tabii ki o yatmanın karşılığı olarak aslında karşılığını alacaksınız. Gelecek nasıl olacak? O yatmanın karşılığı olarak size herhangi bir şey sunacak. Bu durumda o zaman karşımıza geçmiş veya geleceğin aslında şu anda şekillendiği anlamına taşır. Çünkü biz şu anda ne yaparsak yapalım bu geçmiş olacak. Bu geçmiş de zaman içerisinde yarınımızı etkileyecek. Yani aslında geçmiş de gelecek de her biri de aslında andadır. Dolayısıyla bizim için önemli olan buradaki şey andır. Dolayısıyla biz geçmişe bakarız, tarihimizden ders çıkarırız, geleceği tahmin ederiz, oradan ihtimali ders çıkarırız, ona göre anda şekillendirme yaparız. İşte bizim için en önemli tabir budur arkadaşlar. Dolayısıyla geçmiş, gelecek her biri, yani şimdi dahil olmak üzere her biri andadır. Şimdi biz bunu unutmayalım. Geçmişi,
şimdi ve geleceğinin hepsinin toplamına biz an diyoruz. Şimdi bu kelimeyi unutmamanız gerekiyor çünkü birazdan konunun içerisine paralel evrenler girmeye başlayacak. O zaman orada kafamız karışabilir. Dolayısıyla biz bu aşamada buna göre hareket edersek eğer, buna göre düşünce geliştirirsek herhangi bir sorun yaşamayız. Şimdi biz hayatta herhangi bir seçim yaparken bu seçimlerimiz başka bir paralel evren oluşturur. Bakın, tüm bu paralel evrenlerin her biri anda gerçekleşir. Yani gelecekte, geçmişte veya şu anda değil, anda. Bu ne demek anda? Her biri de gerçekleşebiliyor. Yani geçmişte de gerçekleşebilir, gelecekte de, şu anda da gerçekleşebilir. Dolayısıyla biz kafa karışıklığına yer vermemek adına ne diyoruz? Anda. Çünkü her birine göre o an, o andır. Dolayısıyla biz o anı düşündüğümüzde, yani an düşündüğümüzde aslında geçmiş, şu an ve gelecek dediğini anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu paralel evrende değişime uğramış sen yaşamaya başlar. Senin seçmediklerini veya senden farklı olarak değişmiş daha farklı formatta bir sen orada olur. Dolayısıyla sen aslında onunla aynı anda, yani anda yaşamış oluyorsun. Ve yaşamında ne kadar çok paralel evren varsa her biri aslında anda yaşar. Dolayısıyla ne kadar çok paralel evren olduğu önemli değil. Önemli olan her birinin anda yaşadığıdır. Biz eğer anda yaşıyorsak, an kelimesini kullandıysak o zaman burada şöyle bir şey çıkacak. Buraya kadar niye ben debelendim o kadar? Debelenme sebebim çünkü biz farkında olsak da olmasak da bu anda etkileşim halindeyiz. Dolayısıyla etkileşime baktığımızda paralel zamanlar, paralel boyutlar veya paralel ikizlerimiz diye adlandıracağımızın hepsi andaysa biz bunlarla bütün ve etkileşim haberleşme halindeyizdir o halde. Dolayısıyla biz kendimizi bütün olarak değerlendirirken başka evrendeki, başka paralel boyuttaki kendimizi de bütün olarak o içine dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü insanoğlunu sadece görünen gibi kıyaslamak haksızlık olacaktır çünkü çok daha fazlası. Dolayısıyla biz bu büyük etkileşimden pay alabilmek için bunu kabul edip bu doğrultuda kendimize bakmamız hem bizim hislerimizi hem duygularımızı hem de paralel boyutlu olan etkileşimimizi ne yapacaktır? Artıracak ve atom altı dünyamızdaki parçacıklar da bu yönde daha hızlı hareket edeceklerdir. Aslında genişleyen evren teorisi diye bir teori vardı. Belki duymuşsunuzdur. Bu genişleyen evren teorisine göre evren sürekli değişmektedir. Yani ve genişlemektedir. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bu genişleyen evren teorisi aslında yine insanoğlunun araştırılması sonucu ortaya çıkmış. Tıpkı bizim paralel boyutlar oluşturmamız gibi biz oluşturabiliyorsak evrende de vardır mantığından yola çıkarak aslında bizim hayatımıza yer edinmiş. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Sürekli genişleyen bir evrenden dolayı, sürekli genişleyen bir paralel boyuttan dolayı sürekli biz de genişleyen bir yapıya sahibiz. Tercihlerimiz, kararlarımız, işte yaptığımız davranışlar, yapmadığımız davranışlar, o an için aklımıza gelip yaptıklarımız, yapmadıklarımız, bunların her biri başka bir boyutta karşılık buluyor ve yapılıyor. İşte bu sayede bizim yaşamımızda böyle bir etkileşim oluyor. Dolayısıyla insanoğlu verdiği kararlar kadar vermediği kararlar da aslında bir nevi andaki etkileşim sayesinde hayatımıza bir nevi katkısı olmaya başlıyor diyebiliriz. Şimdi genişleyen evren teorisinde paralel evrenlerimize uyarladığımızda, bizim paralel evrenimize uyarladığımızda her seçenekle birlikte genişliyor ve gelişiyoruz bu durumda. Dolayısıyla sadece fiziki yani maddi evrenimizde genişlemiyor. Aynı zamanda tüm paralel evrenle birlikte boyutlarımız da gelişiyor.
en mükemmele erişene kadar da bu şekilde devam edecektir. Peki en mükemmeli ne?